süreçten hepinizin izlediği ve gördüğü gibi en ağır bir şekilde hasar gören bir köy muhtarıyım. Yıkılma yani enkazla ilgili herhangi şu ana kadar bir çalışma yok. İlk 3-4 gün çok ağırdı, inanılmaz ağırdı. Eksi yağış vardı, o gece ayaz ve köyümüzün rakımının yüksek oluşundan devamlı buranın bir fırtına, rüzgar şeyi var. Bu anlamda çok kötü yaşadık. Yani genel bölgede tabi Adıyaman'da soğuktu, Maraş'ta genelde aynıydı ama yani Pazarcık'taki soğukluk derecesi 12 iken biz 16'ydık. 16 derece soğukla boğuştuk. Cem ev binamızın yan tarafında çatı binası dediğimiz bir alan vardı. Biz bunu kendi imkanlarımızdan evlerde bulabildiğimiz köylü çadırlarıyla burayı kapatmaya çalıştık. Bir iki tane soba tedarik etmiştik. Bolca odunumuz vardı. Bu odunlarla ilk 8 güne kadar çadır beklemiştik. 8. gün çadırlarımız çözüldüğünden sonra insanları tahliye ettim oradan. 150 tane insan orada. 8 gün boyunca barındırmaya çalıştım. Bütün gıdasıyla, ihtiyacıyla. Tabii ihtiyaç, bu gıda ihtiyaç konusunda şunu net söyleyebilirim. Bunu tüm duygularımla ifade edebilirim ki tüm Türkiye'nin her yerinde insanların o güzel sıcak yürekleri bizi üçüncü gün yani mesafelerin dolayı gayet normal ki güzergah yollarının da patlamış olduğunu biliyoruz. Geçişler çok sıkıntılıydı ama üçüncü gün vatandaş, halk tarafından, sivil toplum örgütleri, yardım kuruluşları bütünüyle çok fazlasıyla ihtiyacımızı o an ulaştırmışlardı. Ben kendim köyüm açısından da çok az sayıda aslında genç arkadaşımız var. Yaşlı bir nüfusa sahibiz. Ama o genç arkadaşlarımızı bilinçli bir şekilde toplantılar yaptık. Ne yapmamız gerektiğiyle ilgili kararlar aldık. Ve Cem ev binamız ayakta olduğundan da şanslıydık. Burayı, gelen yardımların tamamını buraya iskifleyip, depolayıp, ihtiyaç temelinde de tekrar sonrasından düzenleyip vatandaşımıza eşit, düzenli bir şekilde elimizde geldiğince ulaştırmaya çalıştık. Halen şu anda biriktirdiğimiz, o zaman bize ulaştırılan ihtiyaçları şu an tüketiyoruz. Az bir miktarda da elimizde şu anda var. Bunun dışında yani şunu diyebilirim, korkuyoruz. Şundan korkuyoruz. Tamam, çadırlarımız var, konteyner de gelebilir ama yapı süreciyle ilgili çok büyük endişelerimiz var. Köylere ne zaman ulaşılacak? Bu köyler, ilçeleri görüyoruz, insanlar ilçeleri terk etmek zorunda. Şu anda yurt dışı konsolosluklarında, sınırlarında çıkmaya çalışıyor. Ama köylerde böyle bir şansımız yok aslında. Çünkü topraklarımız var, bu topraklarda büyüdük. Ata ocağımız olduğu bir durumdayız. Herkesin tabii kendi evi ata ocağıdır aslında bir anlamda ama köylerin durumu bu anlamda bağı, bahçesi, ağacı, bunlar da birer canlı olarak gördüğümüz, baktığımız zaman insanlar burayı terk etmek, bırakmak gibi bir şansı yok. Ama gelecek aslında dediğim gibi kaygılarımız var. Yapılar nasıl bir süreçte tamamlanacak ya da yapılacak mı? Olacak mı gibi bu noktada olup olmaması noktasında da bile ciddi endişelerimiz var. Çünkü burası Alevi-Kürt bir köy. Alevi-Kürt köy inancına, düşüncesine bağlı bir toplum. Yıllardır, 350 yıllık bir tarihi var. Kendi varlığını Musolar olarak oluşturan bir köydür. Ama maalesef hiç kimse biz bugüne kadar kabul etmediği gibi bugün de yapayalnız kendi kaderine terk etmiş bir şekilde mi bırakacak? Bu noktada çok büyük endişelerimiz var. AFAD tarafından bir miktar yardım, çok yani bir miktar yardım, çok sınırlı bir yardım gelmişti. Bunun dışında Ramazan kolisi şeklinde bir aile sosyal hizmetler bakanlığı tarafından 100 aile başı birer koli gıda yardımı aldık.
Bunu da belirtmekte fayda var tabii ki. Ama bunun dışında ben yetkililerle görüşme, Çevre Şehircilik Bakanlığı, işte kaymakam belirliğinde görüştüğüm zaman bunların çalışıldığı, planlandığını, işte böyle bir planlama çalışmalarının olduğu ama pratikte şu ana kadar köyümde herhangi bir çalışma, somut bir çalışma olmadı, yani görülmedi. Bir belediye başkanımız var, halen 2 aya giriyoruz, halen bir köyün koca bir nüfusun 143 tane evi yıkılmış, kaybolmuş, yerle bir olmuş bir köyün muhtarını, kendi muhtarını, yani o belediye bağlı olduğu bir muhtarını arayıp da geçmiş olsun nezaketini göstermeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun bu kabul edilemez. Bu kabul edilemez. Her zaman olabilir, ayrımcılık yapabilirsiniz. Kendi size oy çıkan mahallelere, köylere öncelik tanıtabilirsiniz. Ama ben bu süreçte, bu yaşadığım bu deprem anında ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunun hesabını soracağım. Ben bunu gücüm yettiği yere kadar bununla mücadele edeceğim. Ben bu vatandaşın bu hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğim. Hiç kimseye. Bundan sonraki süreçte tabii kalıcı yöntemlere gitmemiz lazım. İnsanlar ne kadar bu süreci kaldırabilecek? Bu insanlar şu anda bilgim olan bazı gençlerin köyü terk edeceğini duyuyorum. Bu maalesef yani bizi üzüyor ki en çok bu süreçte ihtiyaç duyduğumuz bu süreci üstesinden gelebilecek gençlerdir. Zaten burada yaşlı bir nüfus, kronik rahatsız hasta, genel ailelerimizin çoğunlukla gençlerimizin işte maalesef 90'lardan itibaren kendi köyünün bir ekmek davasıyla ekonomik şartlar vesaire gibi şartlardan köy göçe maruz kalmış bir köyüz. Şurada bütün gençlerimiz zaten yani kimi Avrupa ülkelerinde yaşamak, hayatını sürdürmek durumda. Dolayısıyla burada yaşlılar yalnız. Yalnız yani el atacak bir çocuğu yok, el atacak bir herhangi bir ihtiyacını sağlayacak hiç kimse yok. Dolayısıyla önümüzdeki yapı süreci insanları kaygılandırdığı hiç kimse korkmasın arkadaşlar. Hiç kimse korkmasın, gitmesin, kendi köyünü, kendi memleketini, kendi ilçesini terk etmesin. Hiçbir yer, nereye giderse gidelim. Hiçbir kendi topraklarımızda, kendi köyümüzde, kendi evimizin önündeki bir çadır kadar bizi huzurlu, bizi mutlu etmeyecektir. Buradan çıkmak, gitmek sorunu çözmeyecektir. Hiç kimsenin kesinlikle köyünün terk etmesinden yana değilim ve ben buna, bunun içinde mücadele etmeye çalışacağım. Burada bu gençlere de bu önü karanlık süreci görmeyerek tutup buraları terk ederlerse tam da o zaman büyük sıkıntı orada başlayacak. Ve dolayısıyla kesinlikle ben ricamdır sesimi duyabilen bütün depremzede arkadaşlarım, vatandaşlar için bunu söyleyebilirim. Kendi köyümüzü terk etmeyelim ya. Kendi topraklarımızı, emeklerimizi, yani kimisi 60 yıl çalıştı, emek yaptı. Kimisi 40 yıl çalıştı, emek yaptı. Bu emekleri yani bırakmayalım. Başıboş, sahipsiz bırakmayalım. Mücadele edelim. Tekrardan evlerimizi yapalım. Tekrardan burada bir hayat, yaşam devam ettirme ideali, düşüncesi, hayaliyle hareket etmeliyiz diye düşünüyorum.